Buyurun. Evet, Kamil buyurun. Bey takıyor. Bir dakika. Evet, Salih Bey merhabalar. Merhabalar. 26.sı düzenlenen MGD ödül törenindeyiz. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Geçen evet, 3 ödül alacaksınız. Onu hemen heyecanlıyız, gururluyuz. Hem tiyatro oyunumuz, hem dizimiz ödül alıyor. Dijitalde kulüp, hem de Aydınlık Yerler. O yüzden böyle çok heyecanlı bir gece. Benim için çok sürpriz oldu. Böyle inşallah çok güzel olur. Bireysel 2, totalde 4 mü oluyor? Ha, evet, bireyseller de var. Valla totalde kaç bilmiyorum. Öyle söyleyeyim. Benim bildiğim 2 tane ama oyunumuz da galiba aday. Dizi de aynı şekilde aday derken ödül alacak. Hem dizi de ödül alacak. Evet, totalde galiba 4. Son yıllarda almış olduğunuz... Bu gerçekten yüzleştim. Son birkaç yıldır böyle almış olduğunuz ödülleri biz de sayamadık. Ya yok, o bu son senenin şey oldu. Şanslı yani, çok güzel projeler denk geldi. Çok iyi ekiplerle çalıştım. Çok iyi yönetmenler, çok iyi oyuncular, çok iyi yapımlar. O yüzden hani pek tesadüf olmadı diyeyim yani. Benden de gitti biraz. Bir tip daha gidebiliriz. Peki hani bu başarı sadece ekiple alakalı mı? Projeyle mi alakalı yani? Evet, genel olarak. Yani ağzınıza kuş tutsanız, eğer iyi bir yapımın işin içinde değilseniz o kadar kendinizi gösteremezsiniz. Tabii ki bence işin büyük bir yüzdesi bu ekibin ve işin iyiliğiyle alakalı. Uzun yıllardır sektörün içindesiniz. Böyle bir patlama bekliyor muydunuz? Böyle bir ivme, böyle bir yükseliş kendimle ilgili olacak. Evet. Yani açıkçası beklemiyordum. Yani her zaman hayalini edersiniz böyle şeyleri ama beklemiyordum. Çok güzel oldu. Ben çok mutluyum. O yüzden hani... Heyecanlıyım da. Peki. Projeler devam ediyor aynı şekilde. Onlardan aynen bahsediyorum. Kulüp çok sevindi. Yeni sezonu bekliyoruz. Evet. İkinci sezonunu çektik. Şu anda işte yine Netflix'e Terzi diye bir iş çekiyoruz. OGM ile beraber Çağatay Ulusoy, Şifa Nurgül, Cem Karcı yönetiyor. O da çok güzel bir iş oldu. Bakalım, yine heyecanlıyız, böyle heyecan içinde bekliyoruz. Peki sizin mesela dijital başladıktan sonra dijitaldeki projeler daha böyle arttı ve daha böyle yoğun bir istek, talep oldu ve sizin başarınız da oradan sonra geldi. Acaba sizin mesela başarınızda bu dijitalin etkisi olmuş mudur sizce? Dijitalin etkisi olmuş mudur? Belki yapılan konuların aslında nasıl diyeyim, biraz daha böyle özel olması, özerk olmasıyla alakalı olmuş olabilir. Mesela kulüp çok orijinal bir senaryo. Gerçekten televizyonda daha önce izlemediğimiz bir şeydi. Yani dönem işleri izledik ama kulüp kadar renkli bir dünya, güzel işlenmiş bir şey görmemiştik. Tabii bunun sürelerle çok alakası var. Bunlar işin niteliğinden yiyen şeyler. O işte 2,5 saatlik yayın süreleri, haftada 2,5 saatlik senaryolar yazmak. Bunlar çok zor şeyler. O yüzden tabii ki işlerin niteliği etkileniyor. Yani dijitaldeki işlerin daha nitelikli olmasının sebeplerinden bir tanesi zaten bu. Kısa süreli işler, başı sonu belli, bir sezonu belli olan işler. O yüzden hem oyuncuyu, hem yönetmeni, hem de yapım şirketlerini çok daha rahat ettirdiğini düşünüyorum. Oyuncu olarak televizyonda oynamak mı daha kolay, dijitalde oynamak mı? Birçok sahne dijitalde çok serbest bir şekilde yayınlanabiliyor, çekilebiliyor ama televizyonda yani benim için dijitalden dolayı bazı sahneler mesela çok oynatılamıyor, çekilemiyor. Yani benim için oyunculuk olarak çok büyük bir farkı yok. Yani yorulmak dışında diyeyim. Çünkü hani televizyon dediğim gibi daha uzun süreler olduğu için daha çok yoruluyorsunuz. Bu da tabii ki muhtemelen oyuncunun performansından iyiyordur ama benim için yani oynarken aldığım haz açısından çok büyük bir fark yok. Ama dijitallerde evet daha özgür sahneler çekiliyor. Daha biraz daha nasıl denir? Nevi şahsına münhasır işler ortaya çıkıyor. Biraz da düğün konuşalım. Perkop'tan düğününe katıldınız. Nikahsız büyüdünüz. Ha evet. Sosyal medyada çok konuşuldu. Evet evet. Neler söyleyeceksiniz? Nasıl bir düğün oldu? Valla ya zaten Yıldız Çağrı benim işte biliyorsunuz ilk işim neredeyse öyle bir geçer zamanki. İlk devamlı işim televizyondaki. Orada aslında da partnerimdi. O patronun da fotoğrafı da çok sevildi. Aynen öyle. Hepimiz bir kabine girip hatta böyle küçük bir işte şey çekindik fotoğraf. O da çok eğlenceli oldu. Bayağı sosyal medyada da yer buldu. Çok keyifli bir düğündü. Yıldız Çağrı bana bu ilk söylediğinde ben ilk önce şaka yapıyor zannettim. Hatta düğüne giderken böyle rahattım herhalde. Yani espri yaptılar, vazgeçtiler zannettim. Beni aradı nikah saatinde işte 15 dakika kala, ben de yoldayım. Ha kıymıyor, neredesin oğlum diye. Gidip koştur koştur gittim. Çok keyifli, çok eğlenceliydi. Sonrasındaki yani, diğer evlenecek arkadaşlarınızdan teklif falan geldi mi bizim nikah memurumuz olduğumuz? Yok ya, ben dedim ki bak beni yapmayın dedim. Önce bir Yıldız Çağrı'nkine bakalım. Devam ediyorsa birkaç sene boyunca ondan sonra başka... Şans var. Ya bilmiyorum yok. İnşallah uğurlu gelirim. Umarım herkes uğurlu gelir. Yani inşallah. Çok sağ olun, teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bir de fotoğraf alacağım. Ha fotoğraf tabii. Kanka nasıl çektin? Abi ben de niye çok mikrofon var ya? Dönsene nasıl çektin? Ne oldu biliyor musun? Video durdu. Kendi kendine.
Hülya Hanım, iyi akşamlar. Doğum gününüz kutlu olsun. Öncelikle doğum gününüz kutlu olsun. Mersi. Pastamız burada. Bir, 30 mu? 2, 3, 59. Hiç göstermiyorsunuz. Göstersek de, göstermesek de. Neler dilediniz biliyorsunuz da. Zeynep Hanım, sizinle biraz konuşsaydık, annenizin doğum günü bugün. Baban neler söylemek istersiniz? Pardon. Baban gitti. Tolga efendim. Ben de konuşamayacağım. Geldim. Sesim kısık. Geçmiş olsun. Konuşamayacağım. Konserden dolayı mı kısıldı? Biraz fazla kaldım sahnede. Velhasıl böyle açılır ama yani. Bu 59 yıla hemen neler sığdırdınız? Biraz ondan bahsedelim. Ben bilmiyorum. Ben 30'undan sonra ne olduğunu anladım hayatım. Ondan sonra kaç kalıyor geriye? O kadar ancak. 29. Yani neler değişti mesela hayatınızdan? Yani çok uzun bir... Güzel yaşlanmak çok hoş bir şey, çok zevk. Hayatın tanışımı çıkarıyorum ben. Bana geri dön deseler, hayatta dönme. Kaya Bey, iyi akşamlar, merhabalar. Hülya Hanım'ın da doğum günü. Doğum günü sizi dilemiş doğum günü. Doğum günü de zaten. Sizi dilemiş tekrardan ama. Tabii beni diyecek. Biz beraber yürüdük bu yollarda. Barışalı var, barışalı. Gerçekten konuşacak halim yok. Konuşturmayın bak. Kayacığım gidiyorum. Hadi. Gel benim çıkalım. Barış abi gidiyor. Sahnelerden bahsedelim. Nasıl geçiyor Hülya Hanım? Konuşacak halim yok. Ama çok kısım konuşsa devamını görelim. Gel oraya gör. Harika ya. Ben gittim abi. Evet, onu da soracak. Kaya Bey de yalnız bırakmadı sizi. Hülya Hanım, sizi de çok uzun süredir göremediğimizden dolayı. Geçtiğimiz günlerde de bir haber çıktı. Zehra ile ilgili, Mehmet Dinçel ile beraber aşk yaşıyor. Arkanıza dikkat. Neler söylemek istersin bu konuyla alakalı? Arkanıza dikkat. Birinci ağız olarak kızınız olan kişiyiz. Annesi olarak sizden öğrenelim. Neler söylemek istersiniz? Bir açıklama. Var mı aslasılı Hülya Hanım? Bunu öğrenseydik. Daha o zamanlar... Sence bana bak böyle sorular sorarsan bir daha... Sizi uzun süredir de göremediğimiz için kusura bakmayın. Böyle bir ahlaksızlık yapılabilir mi yani? Biz hayatta sadece merak ettik. Benim kızım böyle bir şey soramadığımız için. Hayır, yok. Estağfurullah. Bir daha böyle şey. Çok teşekkürler. Bunu yazanlar da bence... Bir mahkeme süreci yani vardı galiba, vermedim. Mahkeme verdiydiniz. Tabii ki verdim. Hem de tazminat davası. Beni bu şekilde katiyen, yani benim kızıma yakıştırdıkları şeye bakın. Seni seviyorum. Olabilir mi böyle bir şey? Onları söyleyenler hepsi eski gazeteci. Bir şey demiyorum ama kafayı yemişler artık. Normal değiller. Çocuklar, bir şey diyeceğim, otobüs kaldı. Peki, teşekkürler. Tekrardan doğum gününüz kutlu olsun. Hani geçsene, geç, otobüs kaldı. Hakikaten şey oldu. Aynen. Geri geldi.